Mersin'i aramıştın mı Twitter'dan? Alo. Efendim. Niye konuşmuyorsun Ersin? Konuşmuyorum diye sesin gelmiyordu bana. Senin sesin azaldı. En başta iyi geliyordu. Şimdi bozuldu. Niye böyle? Ne gibi? Diyorum en başta konuştuğunda sesin geliyordu. Şimdi azaldı. Şu anda azaldı. Şu an düzgün. Tamam. Kulak kulağa konuşuyordum. Onu çıkarttım. Şu an düzeldi. Tamam. Twitter'dan gördüm de arayayım dedim. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ediyorum, sağ olun. Hazal ben, evet. Twitter'dan numara atmışsın, belki görmüşsündür profilimi. Evet, gördüm. Kaç yaşındasınız? 33. 33 yaşındasınız. Evet. Olgun deyince ben de o yüzden aradım da ben sizden bayağı büyüğüm, kapatayım o zaman. Neden? Ben 44 yaşındayım. Olabilir. Ha, problem teşkil etmiyorsa konuşalım. Hayır. Herhangi bir problem teşkil etmiyorum. Rize'de oturuyorum. Sevindim Rize'de oturmana. Zaten öyle yazmışsın ya, o yüzden. Evet. Normalde şeyim yok, öyle numara atanı arayayım huyum yoktur yani. Sevindim. Evli misin, bekar mısın? Bekar. Bekar, ne güzel. Çünkü evli insanlarla görüşmek istemiyorum. Millet kafayı yemiş yani. Aynen doğrudur. Gerçekten millet, adam arıyor diyor ki ben evliyim, kapatıyorum, niye kapatıyorsun? Karım beni mutlu edemiyor diyor. Böyle saçmalık olabilir mi ya? O tamamen saçmalık. Ya öyle bir şeyle karşılaştım ki bir tanesi yorum yapmış işte evli çiftlerle görüşüyorum falan diye. Merak etme kocanı da sikerim falan tarzı böyle yorumlar yapıyorlar. Yok. Ya zaten benim başıma böyle büyük bir travma geldi. O yüzden ben bu tarz şeylere çok karşıyım. Ben kocamdan sırf bu yüzden ayrıldım, biliyor musun? Ne gibi? Ya ben yaklaşık 8 sene önce eşimden ayrıldım da benim başıma yani evlilik konusunda çok kötü bir şey geldi. Ne gibi kötü bir şey geldi? Ya normal mesela benim artık eşim son zamanlarda bana eli göstermiyordu. Zaten uzun bir süre seks yapmayınca ben şüphelendim bundan. Dedim acaba beni sevmiyor mu? Hayatında başka kadın mı var falan diye düşünüyordum. Bunun takıldığı bir tane berber vardı. Sürekli berberle konuşuyordu. Gece mesajlaşıyordu falan. Ya işte berber, evet evet, çok saçma bir şekilde. Bir gün de işe gittim. Eve bir geldim, ne gördüm biliyor musun? Ne gördün? Berber kocamı sikiyordu. Bak şu an anlatırken bile tüylerim diken diken oldu. Çok duygulanıyorum yani. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Ben de sana soruyorum. Yani dünyada bu 10 kişinin başına gelmiştir. O da benim yani bir tanesi. Yani gerçekten acı bir travma yaşamışsın. Ya çok üzülüyorum. Aşırı şekilde üzülüyorum yani. Bir de açıklamaları ne biliyor musun? Battaniye çektiler üzerlerine. Ya dedi ki normal dedi etek altı tıraşı yapıyor dedi, çıkar mısın dedi içeriden. Dedim dalga mı geçiyorsun? Berber baktım orospu çocuğu. Oradan diyor ki yenge diyor tıraş yapıyorum diyor. Yanlış anlama diyor. Ya siktirsin gitsin orospu çocuğu. Gerizekalı. Ya böyle var ya, anlatırken bile midem bulanıyor biliyor musun? Zaten hemen ayrılık kararı aldık. O da belli zaten. Pasifmiş benim kocam. Hmm. Hemen ayrılık kararı aldık. 8 ay sonra da boşandık. Allah belasını versin. Kurtulabilir mi? Yok öyle bir başıma bela olacak bir tip değil yani. Yumuşak bir tip değil. Yani ne yapabilir ki bana? Zaten ben evin reisi bir nevi bendim ya. Benden çok korkardı. Tamam. Benden bana öyle gelip de şey yapamazdı mesela. Çalışırdı ya, parayı bana vermek zorundaydı, anlıyor musun? Ya mesela hiçbir şekilde böyle beni bana bağıramazdı. Ben ayrıldım dediğimde ayrıldık, ayrılmıyorum dediğimde ayrılamazdı, korkardı benden, anlıyor musun? O kadar sert biri misin? Efendim? O kadar sert biri misin? Ya öyle o kadar sertim, sert değil de o kadar sert sayılabilirim ama o da çok yumuşak olduğu için yani biraz benim
üstünlüğüm yani vardı biraz, yalan yok yani. Biraz baskınlığımı kullandım. Baskınlığımı kullandım gerçekten. Biraz da öyleydim yani. Gerçekten tebrik ediyorum. Baskınlığı kurabildiğin için. Evet, neyse bu konuyu kapatalım mı? Moralim çok bozuluyor çünkü. Evet. Gerçekten çok üzülüyorum. Aradan şey oldu biliyor musun? 8 ay geçti, bir hikaye daha öğrendim. Meğersem ben varken mahalledeki bütün esnaflara kendini siktirmiş. Bizim manav vardı. Manav vardı. Manava da siktirmiş kendini. Ya onu yapan kadar... Ne, bir de bana ne diyor? Aradım bunu, dedim ki niye böyle bir şey yaptın? Ya diyordu ki işte evlenemiyordu çocuk, gariban da üzüldüm, ne olmuş yani falan tarzı, böyle sanki iyilik yapmış gibi konuşuyor yani. Geri zekalı ya. Tam bir geri zekalı. Tam bir geri zekalı. Dedim niye böyle yapıyorsun, ne dedi biliyor musun? Ne dedim? Sana yarrağı çok küçük geliyor dedi abi. Benim biraz yarrağım küçük, 8 santim biliyor musun? Ondan bütün mahalledeki insanlara kendini siktirmiş abi. Ben ona söz vermiştim. Demiştik birbirimize. Biz başka bir erkek olmayacak demiştik abi. Beni terk etti abi. Bütün mahalle paramparça etmiş abi. Ne güzel. Ama ben abi, eğer ki bak biz konuşacaksak abi, benden başkası götünü sikemez seni, tamam mı abi? Bak ben sana her türlü kocalık yaparım namus. Amına koydum o çocuğu. Kaybol. Siktim. Kayhan. Kayhan gelsin. Nasıl bir varlık? Ufkan. İsminde dede var. Aa, hoca gibi duruyor. İsmi dede birader. Buldum lan bunu. Dur ne yapacağımızı bekle. Alo. Alo. Efendim? Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Tamam, yanlış olmasın da o yüzden yok, söyledim. İyi. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ediyorum, sağ olun. Nerede, hangi ilde? Ben İstanbul'da oturuyorum hocam. Siz nerede oturuyorsunuz? Adam hoca, hoca falan değil, adam hocaymış gibi takılacağım. Aşk büyüsü yaptırmaya çalışacağım. Bakalım gerçekten böyle bir salay atıp ben hocayım diyecek mi? Alo. Sesim geliyor mu hocam? Geliyor evet. Tamam. Nerede oturuyorsunuz? Efendim? Nerede oturuyorsunuz dedim. İzmir'de dedim ya. Aa, İzmir. İzmir'de benim ailem yaşıyor. Ben Karşıyaka Şemikler'de büyüdüm. Ama şu an ben İstanbul'da oturuyorum. Evet, ne güzel. Normal şey diyeceğim. Kaç yaşındasınız? 45. Ha, 45, ne güzel. Evet. Ben de 38 yaşındayım hocam. Ne güzel. Ya hocam ben şey için aradım. Twitter'da gördüm de herhalde siz bu dua işlerinden anlıyor musunuz? Tabii anlıyorum, yapıyorum. Şey diyeceğim yani, ben şöyle söyleyeyim. Yani ben biraz da çekiniyorum söylemeye de aslında. Çok da utanıyorum hocam aslında. Yok ya, utanma. Utanılacak ne var? Ya dedeciğim şimdi şey demek istiyorum ben. Nasıl söyleyeyim? O zaman bu aramızda kalsın, olur mu? Tamam. Ya kocam şöyle, benim yurt dışında çalışıyor. 6-7 ayda bir geliyor eve. Ben de şimdi kadınlığımı yaşayamıyorum hocam. Evet. Bir kocam gelince bir de ereksiyon problemi yaşıyor bana karşı. Acaba diyorum benden hoşlanıyor mu, hoşlanmıyor mu? Bana karşı aşkı bitti mi? Bunu öğrenebilir miyiz? Öğreniriz onu. Nasıl hocam mesela? Kocanın şeyi lazım bana, adı lazım, bir de annesinin adı lazım. Normal kocamın adı, bir de annesinin adı mı? Kocamın adı Ergün, annesinin adı da normal Ayşe. Ayşe.
Evet. Kocanın doğum tarihi kaç gün hayır? Tabii söylüyorum. Bir dakika, neydi ya o? 76 yılında doğdu. 4 Mart 1976. Evet hocam. Tamam, ben ona bir gece 12'den sonra bir bakayım. Evet. Yani çünkü ben şöyle söyleyeyim, size güvendiğim için biraz baktım, sakallarınız da büyük. Hani bayağı sakallarınız da var dedim, herhalde anlıyorsunuz. Çünkü daha önceden ben böyle yapmak istedim de bir türlü ulaşamadım doğru adrese. Evet. Ben bağlarım onu da. Bağlayabilir misiniz hocam? Tabii ki. Aa, Allah razı olsun hocam sizden. O seninle yatmıyor mu şimdi? Yok hocam, nasıl söyleyeyim? Eve geliyor mesela, süsleniyorum hocam. Ayıptır söylemesi, rahat konuşabilir miyim? Tabii. Normal eve geliyorum ben. Eve geldiğinde mesela söylüyor bana bir hafta öncesinden. Bayağı giyiniyorum, süsleniyorum, spor da yapıyorum. Vücudum da güzel. Mesela mini etek giyiyorum, külotlu çorap giyiyorum hocam. Ona rağmen bakmıyor pek fazla. Ve galiba yurt dışında beni aldattığını düşünüyorum. Böyle hep soğuk davranıyor, ayrılmak falan istiyor benden. Hocam ben de aldatmak istemiyorum onu, ama en son ben de yani Allah korusun yani günaha gireceğim diye korkuyorum. Çünkü ben de bir kadınım, ihtiyaçlarım, isteklerim oluyor cinselliğe dair. Tabii ki canım, şimdi erkek nasıl istiyorsa, erkek nasıl yapıyorsa kadın da öyle istiyor tabii ki. Doğru işte hocam, o yüzden yani acaba abi günah yani mıdır? Erkek şimdi yapmıyorsa mesela, bak senden ne kadar ayrı duruyor. Bayağı ayrı duruyor. Yüz vermiyor bana. Anlıyor musunuz hocam? Yok, 6 ayda. Şöyle hani, mesela şöyle normalde 6 ayda bir geliyordu, tamam mı? 6 ayda bir. 6 ayda, ama mesela bir senedir gelmiyor şu anda. Geleceği yokmuş gibi. O yüzden ben de artık yani her türlü yolu denedim. Güzel giyindim, doğru konuştum, yuvamı kurtarmaya çalıştım. O kadar erkek var çevremde, patronum da benimle cinsellik istiyor. Ona rağmen kimseyle yaşamadım hocam hiçbir zaman. En son ben de niyetimi bozacağım diye, ya dedim bari, bir arkadaşım söyledi, güzel hocalar var dedi, güzel dualar ediyorlar falan. O yüzden ben de gördüm sizi, dede yazmışsınız, bir de sakallarınız olunca ben de dedim ki arayayım, belki biliyordur diye de Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun ki biliyormuşsunuz hocam. Öyle işte. Dur bir dakika bir. Şuraya bir. Orospu çocuğuna bak. Hiç hocayım falan yazmamış ha. Ben öyle sikir. Ben ona bir bakayım. Fotoğrafını göstereceğim bu arada orospu çocuğunun. Aslında var ya, yarın akşam baksam, yok perşembe akşamı baksam çok iyi olur da. Neden hocam, hani günlerin bir önemi var mı? Tabii ki canım. Ben hiç anlamıyorum ya, o yüzden hocam. Şimdi zaten ismi neydi? Benim ismim Esra. Benimki Esra. Evet. O zaten kim? Ergün. Ergün. Hocam zat Ergün. Dediğiniz kocam değil mi? Efendim? Zat dediğiniz kocam oluyor değil mi? Evet. Evet. Tamam Ergün Mart. Hocam Ergün. 4 Mart 1976. Evet evet hocam. 76. Anasının adı da Ayşe. Evet hocam, yani bana bağlanır mı sizce? Veya siz onun niyetini anlayabilir misiniz? Eğer ki niyetini anlayabiliyorsanız, bana karşı şöyle, sevgisi yoksa... Şöyle söyleyeyim. Evet. Şöyle söyleyeyim, ben ona bir bakayım. Ne diyor, derdi ne? Yani hocam şöyle söylemek istiyorum ben. Hani bana karşı bir niyeti yoksa ben artık bırakayım yani. İlla böyle aşk büyüsü falan kendime bağlamak istemiyorum. Eğer beni sevmiyorsa artık tamam. Ama bana karşı sevgisi varsa ilişkimiz toparlansın diye bir dua etmenizi rica ediyorum. Sevmiyorsa falan değil. Yani hani birisi onun üzerine büyü yapmıştır, senden uzaklatsın diyerekten ondan yapar. Mesela bir erkek 6 ay hiçbir bayanla birlikte olmadan durma imkanı sıfır. Evet, ben de onu ondan sizce beni aldatıyor mudur hocam? Şu an bakabilir misiniz? Çünkü ben kaç yıldır yapmıyoruz biliyor musunuz? 1,5 yıldır kocamla normal aramda bizim cinsellik olmuyor hiç. Ben de 1,5 yıldır ya, ayıptır söylemesi de, utanıyorum söylemeye de hocam, biraz mastürbasyon yapıyorum. Tamam, doğrudur, sen yapıyorsundur da o şimdi şöyle bir şey, başkasıyla yapıyordur bunu. Hani ne kadar da başkasıyla yapsa bile 6 ay durmuş gelmiş, kendi karısını yapması lazım. Evet, yok yok, hani senden, soğuk davranıyor, senden, istemiyorum diyor. Senden soğutmuştur.
mesela seni gördüğü zaman senden yani bir haz almaz. Anlıyorum hocam, anlıyorum. Yapmıştır yani o. Peki hocam, bana önerebileceğiniz şey nedir? Yani ben şu an mesela başkasıyla cinsel bir birliktelik yaşasam veya o istek içerisine girsem günaha girmiş olur muyum? Sonuçta kocam benle cinsellik yaşamıyor 1,5 yıldır. Ben de insanım hocam. Evet. Kimine yapacağım? Ya yok, kafamda biri yok da hani nasıl olur bilmiyorum da hani öyle bir şey olursa eğer ki ya. Öyle bir şey olursa sen bir acele etme derim. Yani nasıl yani? Bu taraflara doğru gelebiliyor musun sen, İzmir'e doğru? Ya İzmir'e doğru evet, yani şöyle 2-3 ayda bir geliyorum. Mesela bayram seyran oluyor. Bazen işte canım sıkılıyor, annem çağırıyor. Annem de tek yaşıyor benim orada. Annem de 66 yaşında. Normal ablam da var da ablam başkasıyla evli orada da. Ya oraya gelsem, yani geldiğimde mesela yanımdayken bir büyü yapabilir misiniz? Ya bir şeyler okuyabilir misiniz? Şimdi sen benim yanıma gelirsen, evet hocam, ona çok güzellikler yaparım, onu da ayağın dibine getiririm. Nasıl hocam, nasıl yapacağız mesela, biraz anlatır mısın? Ben size güvenirsem biraz daha konuşalım. Şimdi yanlış anlamayın, ben sizin karakter ve kişiliğinizden dolayı demiyorum. Biraz kendime böyle ifşa etmekten korkuyorum. Çünkü biraz açık konuştum ya hocam. Biraz daha konuşayım, sizi ısınayım. Olmadı görüntülü de konuşuruz biz, problem yok. Tamam. Şimdi şöyle diyeyim. Ben yani bazı yazılar yazacağım. Evet. Ceylan derisinin üzerine. O ceylan derisi de hep şeyden geliyor. Elazığ'dan geliyor. Maraş'tan geliyor. Evet hocam. Bunu ceylan derisinin üzerine yazıyı yazdın mıydı? Evet. Bunu sen üzerinde taşıyacaksın. Nerede taşıyacağım hocam? Hani normal böyle bir nerede taşıyacağım tam olarak? Ya boynuma at. Bu ne falan dediği zaman gevşen dersin. Ha, anladım. Rüyalarımda korkuyorum dersin. Evet ondan hocam. Ondan bakmaya başladım, gevşen dersin yani. Ağır şey etmez, o kadar üstüne düşmez. Anlıyorum hocam. Çok teşekkürler gerçekten. Hani ben başkasıyla cinsellik yaşayabilir miyim şu anda? Yani günah olmaz değil mi hocam? Ya şu anda ben bir bakayım da. Ben hiç böyle biraz sonra. Ben dinden çok uzak kaldım son zamanlarda. Bilgim yok ya, o yüzden hocam beni aydınlatırsanız çok mutlu olurum. Yani biraz cahilim açıkçası. Köyde büyüdüm bir de ben hocam. Pek eğitim olmadı bizim, o dağlarda okullardan geçmek falan zor oluyordu küçükken. Hı. O yüzden hocam neydi? Ben memleketin nereydi senin? Efendim? Asıl memleketin nereydi? Bayburt. Bayburt hocam. Bayburt'un Şair köyündenim. Şair köyünden anladım. Evet, Şair köyü var Bayburt'ta. Hobbitlerin bulunduğu. Orada yaşıyorum şöyle hocam. Şöyle diyeyim sana. Büyük bir tesirli bir büyü yapacağım ama yani bir seni tanımam lazım. Nasıl? Seni görmem lazım. Ya sana yok ben... Tanımam lazım. Bu işler kolay iş değil. Her baba yiğidin de harcı değil bunu yapmak. Gerçekten mi hocam? Allah razı olsun. Gerçekten çok yardımcı oluyorsunuz. Tabii ki. Ama zamana bırakacaksın, biraz bana zaman vereceksin. Seni bir tanıyıp sana bir çok vereceğim. Büyük tesirli mi hocam? Çok tesirli. Bizim dibinden ayrılmaz. Ama ben senin, şey hakkı girme şu anlamda hocam hakkı yani siz önce bir bakın, bana karşı isteği kalmışsa bir isteğini arttıralım, ama isteği hiç yoksa ben zorla o isteği bağlamak istemiyorum, başka erkeklerle şansımı denemek istiyorum. Şöyle söyleyeyim sana bak, şimdi onu öyle bir bağlayacağız ki yani sen otur diyeceğim, o oturacak. Hocam bir de ben günlük hayatımda ben çok yani mesela şöyle söyleyeyim. Biraz arkadaşımla konuştum. Yani o bana şey dedi, rahat ol, her şeyini anlat. Onlar kimseye anlatmaz dedi. Ben yabancıyım. Hani rahat konuşabilir miyim hocam? Tamam olur, sen rahat konuş da bak. Ben de diyeyim ki ben sana biraz güvenmem lazım. O güvenci bana verirsen buraya gelmem şart. Zaten hocam ben şöyle söyleyeyim. Yani böyle... Yani şu anda şöyle söyleyeyim, ben çalışıyorum da ben anca bir hafta sonu gelebilirim. Yani hafta sonları izinli oluyorum ama nasıl? Cumartesi geldim ya, pazar gecesi dönmem lazım uçakla, çünkü ben çalışıyorum hocam, izin alamam. Şimdi bak, bize bir gün yeterli, bir gün. Evet hocam. Şimdi sen buraya geldin miydi, bir şeyler yapacağım.
Sen onu ona yedireceksin. Ne yapacağız hocam tam olarak? Ben her şeyi ben her şeye hazırım hocam. Her şeyi kabul ederim. Problem yok. Bak. Telefonda söylenilecek şey değil. Anladım hocam. Bunu yedi miydi kuzuya dönecek, kuzuya. O kadar diyorsunuz. Evet. Yani öyle de garanti veriyorum sana. Ama şimdi yani siz bakabilir misiniz şu an bana karşı bir isteği kalmış mı diye. Şimdi bakabilseniz eğer ki yoksa ben de şansıma başka erkeklere denemek istiyorum. Ya niye deniyorsun ya? Ben sana diyorum ki yanıma gel diyor. Ama hocam şimdi istemeyen birini de zorla istettiremem ki. Ya zorla diye bir şey yok. Ben sana diyorum ki bir erkek ne kadar da şey. Peki hocam olsun. Yani karşılığında ben ne yapacağım? Ücret alıyor musunuz? Benim maddi durumum da pek fazla iyi değil çünkü. Ya şimdi senin bana karşı bir para talep etmiyorum ben. Etmem de. Allah razı olsun gerçekten. Ama çok iyi niyetlisiniz. Ama yedireceğimiz malzemeye paran gelir ben sana söyleyeyim. Ona mı hocam? Tabii beraber alacağız, beraber yapacağız, ben okuyacağım. Anladım hocam. Yani onlara bilmiyorum ne isterler, kaç para isterler, beraber gidip pazarlık yapacağız. Olur hocam, nasıl isterseniz. Çünkü biraz meşakkatli olacak bu iş. Oğlum nasıl gerçek hoca, amcanı yiyin falan yazmış onun Twitter'da. Bunun ben tamamına koyayım. Orospu çocuğum. Artons... Buralarda bulabilirsin. Hocam yani şöyle söyleyeyim yani ben yani eğer ki siz bakabilirseniz önce bakın hemen kararlaştırmayalım. Bana karşı isteği kalmamışsa o boşanmak tamam, istiyor zaten. Ben de boşanayım. Ben şimdi bu gece bakacağım ona. Şimdi hemen bakabilir şimdi misiniz? Çok sabırsızım. Şimdi. Çok sabırsızım hocam ya. Ben bir de bugün Allah affetsin bugün biraz içki içtim. Kafam da güzel o yüzden yani ne bileyim biraz kendimi de çok değişik hissediyorum. Bire içtim biraz hocam. İstiyor mu? Canım istiyor. Efendim? Canım mı istiyor diyorum. Azdır mı? Seks mi istiyor? Bir utanıyorum böyle şimdi ses söyleyince. Ya niye utanıyorum? Utanılacak bir şey yok diyor. Ben de anlatamıyorum ki. Ya biraz evet çünkü ben de hocam insanım sonuçta. Yani şöyle söyleyeyim. Yani nasıl ben yani ayıptır söylemesi biraz duygulandım özür diliyorum. Ben 8-9 aydır 1,5 senedir ben seks yapmıyorum hocam. Ben de insanım yani. Evet. Anlıyorum. Seni de şimdi şöyle söyleyeyim sana. Canım istiyor yalan yok. Bak bu gece sabret. Tamam hocam ama canım istiyor yalan yok. Çünkü hani patronum var. Böyle genç bir patronum var. Ya en son benden ayrılacaksa en azından gidip onunla yatayım diyorum ben de. Niye yatıyor ki? Çünkü hocam kendisi başka kadınlarla yatıyor. Yani benim yatmam günah olur mu başka ne bir erkekle? Ne biliyorum yattığını? Efendim? Gözümün önünde gördün mü? Ne biliyorum yaptığını? 2 yıldır hiç seks yapmadı mı hocam? Benle yatmadı. 2 yıldır yurt dışında hiçbir kadınla yatmamış mıdır? Siz demiştiniz ama hocam bana. Yatmıştır. Mesela hangi ülkede çalışıyor? Amerika'da hocam. Amerika'da şey var ya normal Los Angeles'ta Cizre çıplaklar kampında çalışıyor. O bıkmıştır o. Gerçekten mi hocam? Tabii ki canım. Şimdi ben seni... Ben ama siz öyle birden söyleyip çok üzüldüm. Şimdi Türk erkeği ya oralara İtalyanlar gidiyor. İtalyanlar kocaları yaptırıyor karılarını. Gerçekten mi? Ama bak üzülme ben sana değil. Tamam hocam. O zaman ben de yarın gidip inadına patronumla yatarım. Günah olur mu hocam? Bırak patron olan yatmayı. Sen bana gel diyorum. Anlatamıyor musun ya? Hocam sizi günah olmaz mı? Ya ben sana ne güzellikler yapacağım. Bak ben diyorum ki onu ayakların dibine getirmezsen... Hocam bir de şöyle bir şey varmış. Bu doğru mu? Bak bir arkadaşım söyledi. Bazı hocalar kadınların vücutları seksi olsun diye böyle şey yapabiliyorlarmış. Bir şeyler okuyormuş falan. Aradan böyle 5-6 ay geçince vücudu seksi oluyormuş. Böyle bir şey var mı hocam? Nasıl oluyormuş? Normal mesela bazı hocalar kadınların vücudu daha iyi olsun diye bazı kadınları herkese yapmıyorlarmış. Sadece sevdiği insanları yapıyorlarmış. Böyle bir şeyler okuyorlarmış galiba. Okuduktan sonra 6-7 ay sonra vücut otomatikman böyle seksi oluyormuş yavaş yavaş. Ya ben sana çok güzellikler yapacağım. Hocam diye. Var. Siz yapabilir misiniz onu? Bak. Bu işler sakıncalı, tehlikeli. Anlıyorum hocam. Yani ortam kötü.
ben buraya geldiğim zaman gör araştır, benim böyle işlerle uğraşmadığımı bilirler. Yani uğraşırım da kimse bilmez uğraştığımı. O kadar diyorsunuz yani. Ben öyle bir bakacağım ki sana. Evet. Yani harfiyen söyleyeceğim. Ama, peki bunu yapmamız için hani siz dediniz ya ben de olur diye. Ben size cinsel birliktelik sağlarsam günah olur mu peki? Ya onu bir şekilde telafi ederiz. Nasıl hocam, yani siz bağlantıya geçebilir misiniz? Yani Allah'a dua ettiğinizde normal bir şekilde anlatabilir misiniz benim durumumu? Çünkü hocam ben hiç, yani ne bileyim, hep böyle şey yetiştirildim yani böyle mi, kendi halinde. Sen bir günah istemeyecektin ki. Ben işte onu soruyorum. Normal mesela vücudum isteğini karşılamış olacaktın. Ben işte onu dedim ya hocam yani. Seninle alakalı değil ki. Senin bir günahın yok ki. Senin karşı tarafın sana günah işletiyor. Onun günahı onun boynuna. Çünkü seni mağdur ediyor. Aha, 1,5 yıldır yapıyor. Doğru söylüyorsunuz hocam. Ben normalde böyle şey yapmıyorum yani hocam. Yani o yapıyor, ben yapmıyorum. Şimdi ben de insanım. Benim de ihtiyacım var sonuçta hocam yani. Şimdi ben yatarsam benim günahım olmaz ki sonuçta. İşte bütün suç, günah, kabahat onda. Seni mahrum ediyor. Evet evet hocam, doğru söylüyorsunuz. O zaman diyecek ki sen yoluma, ben yoluma. Evet evet, doğru söylüyorsunuz. Yani sen o zaman peki başka bir erkekle yatarsam günah olur mu? Siz biraz din adamısınız ya. Ben diyorum hani bir din adamıyla yaptığımda en azından günah olmaz yani. Sonuçta Allah yolunda bir insan. Kendimi rahat hissederim yani hocam. Tabii. Ama şimdi sana çok iyi güvenirsem, yani bana o güvenci sağlarsan, ben öyle bir şey yapacağım ki eğer onu istiyorsan tekrar. Nasıl hocam, ne yapacaksınız? Şu anda mesela benim şöyle söyleyeyim. Hani şu anda da ben biraz canım istekli aslında. Hani güvenirsem numaramı da veririm, görüntülü konuşuruz da, ama kimseye anlatma, kimse bilmez değil mi bunları? Bunları tabii ki kimse bilmeyecek. Bana şu anda mesela en azından, ya bazıları diyor ki işte ben okuyorum diyor ama adam... O da diyor işte 10 gün sonra okuyacağım, 20. En azından buradan böyle şu anda beni böyle biraz mutlu edebilecek bir şeyler okur musunuz bana? Biraz da benim hocam şey sorunum var yani, nasıl söyleyeyim? Çok yani libidom yüksek, azgınlık bayağı var bende. Yani şu an mesela o azgınlığımı okuduğunuz bir şeyle geçirebilir misiniz? Okuduğum bir şeyle geçiremem de şimdi yani okuyacak pozisyonda değilim. Anlıyorum. Abdestli değilim. Anlıyorum. Yani o huzura çıkmam için rahat olmam lazım. Anlıyorum hocam, tamam. Evet. Şimdi öyle bir vakitte aradın ki beni, yapıyordum ben. Evet. Evet. Anlıyorum hocam. Ben başka bir erkekle konuşsam şimdi, kapatıp telefonu, sıkıntı olur mu? Günah işlemiş olur muyum? Günah onun boynuna değil mi hocam? Ya niye konuşuyorsun ki? Benimle konuş. Ne istiyorsan konuş benimle. İşte ben çekiniyorum hocam yani sonuçta. Çekinme, niye çekiniyorum? Ben sana diyorum ki bak. Yani. Bu arada sakallarınızı çok beğendim. Buraya geldiğin zaman ben anlarsın. Sen ne istiyorsan konuş benimle. Hocam sakallarınızı çok beğendim gerçekten. Bayağı güzel sakallarınız var. Evet. Çok hoş gerçekten. Bazen böyle kılları seviyorum ya bir kadında. Sürtmek istiyorum. Ne yapmak istiyorsun? Sürtmek istiyorum hocam. Evet. Benim göğüslerim de kıllı. O kadar mı hocam? Evet, vücudum kıllı benim. Ay ne güzel ya. Daha önceden böyle yani şimdi sonuçta yani ben şey düşünüyorum mantıken, yani ben biraz din konusunda cahilim de acaba diyorum bir din adamıyla yatsam sevaba girer miyim? Onun da etkisi olur sonuçta, yani o kadar din yolunda hizmet veriyor, o insanı mutlu ediyorsun sonuçta. Tabii, yani mantıken tabii. O adamla sen yattığında günah şey olmuş olmaz mısın yani, böyle sevap işlemiş şimdi olmaz mısın? Sen günah işlemiş değilsin, olmuyorsun, sen günah işlemiş olmuyorsun, niye biliyor musun? Evet. Arzularını yerine getiriyorsun. Senin arzularını yerine getirmediği için günahı, vebalı hep onun boynuna. Anlıyorum. Peki hocam şu an mesela çok ağzladım. Oynasam sıkıntı olur mu? Oynasam mı? Evet, biraz dokunsam sizle konuşurken günaha girmem değil mi hocam? Yok canım, sen de dokun sen. Tamam hocam, dokunuyorum ben.
Nereye dokunuyor? Ya şey işte hocam, amcama dokunuyorum. Ha. Hani şöyle, o zaman şöyle bir fantezi yapalım mı? Yapalım. Ama şey, normal bu fantezi tamamen, tamam mı? Normal tamam. Ben geliyorum, siz bana böyle bu konuda yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. Böyle büyü yapıyorsunuz. Ondan sonra ben sizden hoşlanıyorum falan. Sizde yatıyorum o anda falan. Evet. Ama büyü derken mesela şu an bunu yaptığımızda normal din kelimelerini söylemeyin. Kendi kafanızdan bazı kelimeler sallayın. Böyle büyü yapıyormuş gibi. En azından ben de o gözümü kapatınca onun böyle şeyiyle, anlıyor musun? Şimdi ben sana büyü yapmayacağım ki, ben senin kocana büyü yapacağım. Hayır, büyü derken biz şu anda fantezi için diyorum. Hayır. Ha, fantezi için. Hayal hayal hocam, onu demiyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Adı neydi senin? Esra. Esra. Evet. Esra, ben seni şimdi boşaltmam mı istiyorum? Yok, öyle bir şey demedim hocam, siz bilirsiniz. Ben başka bir erkekle konuşayım, tamam. Dedim ya hocam. Yani yok, ben, tamam, siz ben dediniz ben de konuşayım o yüzden. İstiyorsa onu yapayım. Yani benim için fark etmez, siz nasıl istiyorsanız hocam. Ben size olmazsa başkasını arayacağım, yani problem yok. Hani siz günah değil dediniz ya, içim rahatladı benim. Evet. Evet hocam. Başkasına neye gidiyorum ben varken, ben adam değil miyim? Yok hocam, siz hani ben saygısızlık yapmak istemiyorum size, o yüzden. Hani beni istiyor musunuz bilmiyorum. Yok, istiyorum tabii. O zaman dediğim fanteziyi yapalım. Hep hayal etmişimdir çünkü. Böyle dünyada hep böyle iyiliğe hizmet eden insanlara böyle cinsellik yolunda hizmet etmek beni gerçekten çok mutlu ediyor hocam. Evet. O zaman şöyle, ben size geliyorum, tamam mı hocam? Gel. Fantezi bunlar, gerçek değil. Hı-hı. Geliyorum, diyorum ki işte böyle böyle. Ben kocam böyle. Siz bana o anda böyle büyü yapıyorsunuz. Birden beni etkiniz altına alıyorsunuz. Ama evet. Böyle... seks konusunda etkiniz altına alıyorsunuz. Ben de böyle hocam ne oluyor falan azıyorum diyorum, üstünüze atlıyorum, tamam mı? Uh-huh. Ama şey, sizden ricam şey, normal din kelimelerini söylemeyelim hocam, olur mu? Çünkü normal büyü olmasın, bana olmasın. Ben fantezi için dediğim için korktum bir an. Tabii, yok söylemeyiz onu. Tamam hocam, geldim, kapınızı çalıyorum şimdi, tamam mı? Tamam. Tık 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 tık. Gel yavrum. Merhabalar hocam, nasılsınız? Sağ ol yavrum, sen nasılsın? İyiyim hocam ya. Ben biraz çekiniyorum da, kocamla ben ilişkiye giremiyorum. Kocam beni sikmiyor. Ben çok canım istiyor. Yani 1,5 yıldır ben seks yapamıyorum. Çok üzülüyorum hocam. Bana kocam için bir büyü yapar mısınız? Yaparım. Ama kocam için yapmıyorsun, bana yapıyorsun. Beni etkin altına alıyorsun. O anda böyle kelimeler salla, böyle 9-10 tane salla böyle şimdi. Evet hocam, bekliyorum büyünüzü. Evet, yapayım sana ben bir büyü. Bir yapın şimdi büyüyü hocam, hadi. Gel böyle dizimin üzerine otur sen. Evet, oturdum hocam, buyurun. Senin başını okşayayım ben. Okşayın hocam, buyurun. Başını okşayın hocam, başını okşayın. Senin şöyle bir boynunun altından bir öpeyim mi? Öyle, hayır hocam, olur mu, ben istemiyorum, ben kocam için geldim. Şey yapıyorsun sen şimdi, büyü yapıyorsun birden bana, tamam mı? Tamam, ben sana... Ama bir gerçekçi olsun. Ha, oynuyorum ben şu anda hocam, biraz gerçekçi olsun. Şimdi bir kelimeler sallayayım mesela, büyü yapıyormuş gibi. Allah. Canım onu karıştırma, hayır hocam, normal saçma sapan bir kelime. Saçma sapan, ben şimdi korktum, normal şey, büyü kelimeleri değil yani, dinle alakalı kelimeler söylemeyin. Normal böyle kafanızdan mesela kelime sallayayım. Ne yapayım sana ben şimdi? Normal mesela sıdapo bu da böyle mesela sıdapo mu da po kıda ko tu pa 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 falan böyle. Ha. Hocam kafanızdan yani. Ha, pa, pu, pa, pu, tamam pa. Hocam şimdi büyü yapıyorsun. Hocam ben pa, kocam pa. İçin gelmiştim de. Ben sizi de tamam. Pa. Sen şimdi büyü yapıyorsun, büyü yap. Ha, yaptım sana bir büyü. Yap şimdi hocam, dinliyorum. Hocam bana bir şeyler oluyor. Dakusa. Canım hocam çok Dakusa. Azmaya başladım birden. Dakusa. Devam et büyüye, sen devam et büyüye, devam ediyorsun, devam et büyüye. Ah. Hocam bir şeyler oluyor bana. Hocam çok yakışıklısınız. Hocam ne kadar yakışıklısınız, yalamak istiyorum sizinkine. Yalacağım. Evet yalıyorum. Oh. Evet ben çok. Ben de senin kimi yalayayım. Evet. Ay çok güzel.
Çok güzel dedim. Evet evet. Şimdi kendime geliyorum. Büyünün tesiri kaçıyor, tamam mı? Sen büyüye devam ediyorsun. Hocam ne yapıyoruz biz burada? Niye sikiniz benim ağzımda? Niye böyle yapıyorsunuz? Seni mutlu ediyorum. Hayır istemiyorum. Siz büyü yapıyorsunuz. Şimdi büyü yapın. Dur. Hakupa, tukata. Bazuka. Sa. Evet. Ah ya. Büyüye devam, büyüye devam. İki ya paha otu kazada. Ana çok uka. Arı bir hocam sizden Allah razı olsun yarram kalmıyordu sayenizde kalktı. Allah tuttuğunuzu altın etsin diyeceğim de hocam yarramı tuttuğunuz için altın olmasını istemiyorum. Ne muradınız varsa versin size. Kalkın şey Ayşe yarram kalkın gel. Gel gel gel. Allah razı olsun be hocam yardımcı oldu gel. Yarram kalkın gel. Hocam çok teşekkürler hocam. Lan orospu çocuğu utanmıyor mu lan din başlığı altında insanlara böyle cinsellikle şey yapmaya? Piç seni. He? Allah'ın adını kullanaraktan insanları bu şekilde kandırıp hoca başlığı altında sakal bırakıp ben hocayım üfürükçüyüm yok buna bunu süreceğiz şunu süreceğiz tarzıyla böyle bir insanları cinsel emellerine alet etmeye utanmıyor mu lan orospu çocuğu seni? He? Alo konuşsana. Buna koydun mu çocuğu? Sen kime küfür ediyorsun lan? Ya lan beni. Efendim? Ya lan. He? Niye arıyorsun ya lan beni? Niye arıyorum biliyor musun? Böyle sakal bırakıp yok hocayım yok böyleyim falan tarzı takılıp da kadınlara nasıl yaklaştığınızı topluma göstermek için arıyorum. Orospu evladı seni. Seni götten sikeyim götten. Ben yarrağımı götten sikersin amına koydum mu çocuğu seni. Senin ben mantığını sikeyim amına. Twitter'a yok am sikerim yok böyle sikerim falan yazı yazıyorsun. Bir kadın seni böyle aradığında onu kandırabileceğini mi sanıyorsun lan sen orospu çocuğu? Senin oğlum sen nasıl bir şeytansın lan? Allah başlığı altında nasıl böyle bir şey yapabiliyorsun lan? Senin anan. Lan siktir amına koydum mu çocuğu seni. Oğlum dua et ben normal kendi ekmeğimde bir çocuğum. Benim bu ses kaydını almam normalde yasak yani. Ben bunu delil olarak sunamıyorum hiçbir yere yanlış anlama. Ama sana tek bir şey diyeceğim. Allah senin belanı versin be. Allah senin belanı versin. Bak sana diyorum ki Allah senin belanı versin. Sen bir orospu çocuğusun. Sen sağlam bir çocuksun. Ben oğlum benim sağlamlığımı falan boş ver. Benim ingaki insan olarak hatalarım oldu da sen yani hata değil seninki ya. Seninki başka bir dünya ya. Utanmıyor musun gerçekten gece yattığında vicdanın rahat oluyorum. Hiç Allah korkun yok mu ya? Böyle Allah başlığı altında bir kadını sikmeye çalışıyorsun. He? Bir Allah üzerinden bir kadını insan kandırmaya nasıl çalışır ya? Hangi kafayla yapabiliyorsun ya sen bunu? Amına kodumu çocuk sakallarını sikeyim senin ben ya. Senin o sakallarını sikeyim amını siktimin piçi. Sana o terbiye vermeyen anneni götünden sikeyim ben orospu çocuk. Seni siktim bir de. Siktim amına kodumu çocuk kaybol. Bak seni nasıl sikeceğim seyretse. Tamam ben nasıl sikeceğim ben seyrediyorum. Bak sana bir şey diyeyim mi? Elinden geleni ardına koyma. Ben şu an bir şey yapamıyorum. Bana bir şey yap ki benim sana bir şey yapma hakkım olsun. Ama sen de beni tanımıyorsun. Bak sana harbi diyorum. Senin amına koyarım. O kadar diyorum. Lan siktir amına koydum bu çocuğu. Amına siktirmiş. Arkadaşlar yok onu şey yapın bunu şey yapın falan yazsak. Recep Bey değil mi? Evet. Tamam Recep Bey ben normal şeyden arıyorum. Twitter sayfasından arıyorum da. Numara evet. Bırakmışsınız bize. Evet. Ama biz İzmir için görüşmek istiyoruz. İzmir yazdığınız için aradık. Bazı takipçilerimiz bizi kandırıyor. Sırf bizle konuşmak için mesela. Biz İzmir için yazıyoruz. Adam gidiyor İstanbul'da oturduğu halde numarasını bırakıyor. Sırf onu arayalım diye. Biz sadece İzmir için hizmet veriyoruz. O yüzden sizleri rahatsız ettik de. Ben İzmir içiyim. Hayır ben konakta ben yalan söylüyorum. Tamam sayfamızı biliyorsunuzdur zaten. Normal artı 18 içerikler üretiyoruz sayfamıza. Fatma ben belki görmüşsünüzdür beni sayfada. Hiç fark etmedim ama bir bakmam lazım sayfada belki girebilirim. Normal TGB Türkiye Gavatlar Birliği şöyle söyleyeceğim. Yani numara bırakmışsınız da şöyle daha önceden bir oyunculuk geçmişiniz oldu mu? Nasıl? Oyunculuk geçmişiniz oldu mu daha önceden? Hayır. Ya bize biraz hani şimdi kurgulu pornolar çektiğimiz için biz
yani bir oyunculuğu tam bilmese bile en azından seks yaparken sırıtmayacak bireyler lazım. Bir de bazı sayfamızın takipçileri böyle biz video için seçiyoruz mesela. Bayan arkadaşımızı gönderiyoruz. Video çekilsin, insanlar bundan faydalansın. Biliyorsunuz biz porno sektöründe hizmet veriyoruz. Mesela kafasını gösteriyor kadın ve kendisini. Bizim yani en büyük önceliklerimizden bir tanesi tamamen video içerisinde kafaların hiçbir şekilde gözükmemesi yani. Evet, mümkünse tabii daha iyi. Ben yani bazen mesela seçmelere katılıyorlar. Sizin gibi numara atıyorlar. Normal bir oyunculuk seçmelerini alıyoruz. Editörümüz Ergün Bey'i bağlıyoruz. Mülakatları alıyoruz. Geçiyor mesela. Normal mesela o gün video çekilecek, film çekilecek diyelim. 5 dakikalık kurgulu mesela. Swinger veya başka bir şey. Adam gidiyor, kafasını gösteriyor. Diyor ki ben göstermek ya ben göstermek istiyorum falan diyor. Ama bizde şöyle bir kural var. Ne olursa olsun siz isteseniz bile kendi kafanızı göstermeniz yasak. Bir de normal kadın arkadaşımızın. Evet. Yani o yüzden bunlara uyabilirseniz biz sizi mülakata alalım. Tamam, uyuyorum. Bir de internet üzerinden kesinlikle yok sizi cigolo yapacağız, bize para yatırın. Yok sizi filme alacağız, size para yatırın tarzı arayanlar olursa sakın inanmayın. Biz 1 TL bile ücret talep etmiyoruz. Böyle bir talebimiz hiçbir zaman olmaz. Bazı İnsanlar var bu şekilde son zamanlarda insanları arıyorlar. Bu hesaba para yatırın sizi jigolo. Kesinlikle maddi bir alışveriş hiçbir şekilde olmayacak. Onu baştan söyleyelim. Yani sizi ararlarsa kesinlikle inanmayın. Bizim öyle bir isteğimiz, arzumuz hiçbir zaman olmaz. Çünkü biz artık her aradığımız kişiye bunu yapıyoruz. Yani bunu kullanaraktan bir ton kötü şey yapıyorlar. İnanıyorum sana. Efendim? İnanıyorum sana. Tamam. O zaman şöyle söyleyeyim. Oyunculuk geçmişiniz var mıydı? Yok. Peki vücut hatlarınızdan bahseder misiniz? Vallahi nasıl söyleyeyim? 75 kiloyum. 75 kilosunuz. Evet. 37 yaşındayım. 37 yaşındasınız. Penis santim boyutunuz kaç santimdi? 1.81 boyundayım. Penis santim boyutu? 20. 20. Çok güzel. Ya gel ama şöyle gerçekten 20 değil mi? 20 biraz büyük çünkü. 20. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Ya bizim ortalamamız genelde 14 santim olduğu için biz şimdi cup cup videoları var biliyorsunuz. Genelde cup cup videolarında büyük penis gereklidir. O yüzden saatçileri, afganları falan kullanıyorduk. Türk güzel, 20 yani. Pek denk gelmiyordu. Mesela seyir zevki oluşmuyordu açıkçası. Normal mesela Afgan'ı koyuyorduk adam konuşamıyordu mesela. O kötü oluyordu ama 20 santim Türkçe'de biliyorsunuz Türksünüz bizi mutlu etti gerçekten. Bir nevi gururumuz oldunuz yani şu anda. Çünkü biz bir kişide falan gördük. Hakan diye bir birey var 23 santim Türkiye'de. O bir kere bizim videomuzda oynadı. En fazla 18'i gördük. 20'yi göremedik gerçekten. Bir de şöyle hani kesinlikle ve kesinlikle güven gizlilik çerçevesi bizim için çok önemli. Ben de zaten prensibim. Ya şöyle sizin buradan artınız ne olacak? Bir cinsellik yani güzel profesyonel kadınlarla cinsel deneyimler yaşamış olacaksınız. Güzel arkadaşlıklar, güzel ilişkiler kurmuş olacaksınız. Evet çok güzel olur. Yani gerçekten mesela bizim geçen de normal İzmir Balçova'dan böyle bir Erkan adlı takipçimiz bize geçen mesaj atmış falan. Yani çok sayenizde çok ortamım oldu teşekkür ediyorum falan diye. Şimdi altımızda bünyemizde çalışan çok insan da var. Güzel bir çevre yapmış olursunuz bu şekilde. Ama tamam. Önce bir mülakata almamız lazım sizleri. Tabii. Beklerseniz normal size bir rol verilecek. Normal bir şu anda telefondan bir rol verilecek. O rolü oynayacaksınız sadece 2-3 dakikalık tamam mı? Evet. Normal editörümüz Ergün Bey ile ben puan vereceğiz sizlere. Geçerseniz zaten WhatsApp'tan size bayan arkadaşımız, videoyu çekeceğiniz bayan arkadaşımız ulaşacak. Normal zaten etrafınızda kameralar olmuyor. Kendi telefonunuzdan çekiyorsunuz veya gelen kadın arkadaşımızın iki kişi sadece öyle biz ne bileyim biraz 3-4 kişi 5 kişi birden büyük kameralarla çekmiyoruz açıkçası. Çünkü o sıcaklık ortamı o samimiyet oluşmuyor. Çünkü yapan kişi çekiniyor gerçekten. Denedik olmuyor. Evet. Daha rahat olabilmeniz amacıyla beklerseniz o zaman Ergün Bey ben hatta bağlıyorum. Bekler misiniz? Abi ne yapıyor oğlum? Adam biraz ayık biri.
Alo, merhabalar Ergün Bey, müsait misiniz? Alo. Ergün Bey, müsait misiniz? Evet, buyurun Fatma Hanım. Ya Twitter'dan normal Recep Bey'i aradık da mülakatlara katılacak. İzmir'den oturuyor, her şey uygun. Oo, çok güzel. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız beyefendi, iyi misiniz? Vallahi teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Ergün, ben çok memnun oldum. Ben de memnun oldum Recep Bey. Ben Recep Bey. Kaç yaşındasınız acaba? Yaşı uygun mu? 37. Çok güzel, tamam. Ya genelde bazen bizim yaş tayfamızı takip eden Recep Bey, olgun insanlar da oluyordu. 55-60 genelde izleyicilerimiz yani pek tüketmek istemiyor o tarz videoları yani. Ve pek mutlu olamıyorlar. Bize genelde böyle 35-45 arası. 25 yaşında gösteriyorum. Ya, o da olabilir, problem yok. Hani bizim için yani böyle 30'lu 40'lu yaşlar tam uygun. Yalnız Fatma Hanım, söylediniz mi? Her şeyi anlattınız mı? Evet. Yani kafanız gözükmeyecek kesinlikle. Bizim yani en başta yani istediğimiz şey bu. Normalde biz müdahale de etmiyoruz zaten. Normal siz çekiyorsunuz. Bizim bir kadın arkadaşımız geliyor. Normal mesela göbeğiniz gözüküyor normal. Yani veya cinsel organınız, kadının da aynı şekilde. Video çekerken mesela sonuçta siz arkasında olduğunuzda telefonu siz çekeceksiniz falan. Kadının da kafası gözükmeyecek şekilde. Bunlar önemli. Burada anlaştık mı? Evet evet. Şimdi o zaman şöyle. Eskiden bir yolculuk geçmişiniz var mıydı? Hayır, yok. Tamam, problem değil. Normal cinsellikte peki bu tarz bir muhabbete girdiğinizde mesela size bir konu versek onu oynayabilir misiniz? Tabii. Mesela swinger olayımız oluyor bizim. Mesela bir swinger olayı oldu diyelim. Siz normal şöylesiniz. Bir kadının dostusunuz. Kadın kocasıyla gelmiş. Siz normal swinger partisi düzenliyorsunuz o anda. Sırıtmazsınız değil mi yani o anda? Yok canım, yok. O zaman çok güzel ama gördüğüm kadarıyla zaten biraz entelektüel, kendinizi geliştirmiş bir efendiye benziyorsunuz. O hoşuma gitti biraz. Çünkü diksiyonunuz falan gerçekten çok güzel. Ya bizim, ya Recep Bey, bazen arıyoruz insanlar yani kafayı yemişler, çok kabalar. Bizim niyetimiz ne biliyor musunuz? Yani biz böyle gizlilik çerçevesinde sakin, böyle tartışmasız bu şekilde insanlara hizmet sunmak. Yani ülkemizde hani biz bunu söylediğimizde bize çok kötü gözle bakıyorlar. Ama porno sektörü kadar önemli bir sektör yok. Niye diye soracak olursanız, yani garibanlar var, pandemi var, herkes kız arkadaş yapamıyor, kimisine kadınlar bakmıyor. Yani o da bir insan, cinsel ihtiyacını karşılamak zorunda. Biz her zaman yani Türkiye Vakıflar Birliği olarak gariban babalarını karşılıyoruz yani. Bizim amacımız bu. Tabii bizim de bundan bir çıkarımız var. Sonuçta bizi takipçi geliyor, biz reklam alıyoruz mesela, sayfamıza katıyoruz. Biz de para kazanıyoruz. Bak, yalanımız yok. Tabii herkes babasının ayrı ne yapmaz bunu. Doğru mudur Recep Bey? Evet, evet, doğrudur. Yani hem insanlar mutlu olsun, hem biraz ekmeğimizi çıkaralım kafasıyla. Hani bizi anlayabileceğinizi düşündüğüm için şu an kafam çok rahat. Bazen insanlara kendimizi açıklarken çekiniyoruz yani. Çünkü adam bize kötü gözle bakıyor. Yani biz ne yaptık? Gariban evde oturmuş bir mastürbasyon çekiyor. O da istiyor güzel bir porno. O da istiyor güzel bir am görmek, göt görmek. Yani bunlar normal şeyler diye düşünüyorum ben. Evet, evet. Fatma Hanım, hazırsanız başlayalım o zaman. Hazırım, tamam. Ne tam olarak rol neydi? Şimdi şöyle diyeceğim. Fatma Hanım benim karım. Aha. Recep Bey. Siz Fatma Hanım'ın normal dostusunuz. Dışarıdan tanışmışsınız. Bana konuyu açıyor. Ben de normal bir gavat olarak dünyaya gelmişim. Bir gavatlık var bende. Normal evimize geliyorsunuz. Bunu oynayacağız. Hazır mısınız? Hazır. İlk başta kapıyı çalıyorsunuz siz tak tak diye. Tak tak tak. Kim o? Ay canım, şey diyeceğim, galiba şey geldi. Kim geldi canım? Ya bizim arkadaşım vardı, fırında çalışıyor kendisi. Recep diye, çok iyi bir insandı, bayağı hoşuma gitti. Eve yemeğe davet ettim misafirliğe, sıkıntı olur mu? Yok, problem yok güzelim ya. Sen yeter ki mutlu ol yani. Ha, kapı çalıyor, bak Recep Bey'i bekletme. Aa Recep'cim, hoş geldin canım. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba canım, geç, içeride kocam da var. Aa bak, kaynanan da seviyormuş, yemeğin üstüne geldin. Vallahi, evet. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Buyurun oturun. Buyurun. Açsınız, buyurun yemek yiyin soframıza. Teşekkür ederim. Ben çok. Ben Fatma Hanım'ın karısı Ergün. Merhaba. Kocası, pardon. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Aşkım, nereden tanıştınız acaba? Yani tam olarak. Fırında tanıştık. Doğru mu Recep'ciğim? Doğru. Fırında çalışıyoruz. Emekçi insana her zaman saygımız vardır. Ben de gerçekten yani, ya şöyle, ben hani seviyorum. Biz karımla bu tarz ilişkiler yaşamayı seviyoruz da, daha çok böyle bir karım eve bir gariban sevgili getirdiğinde çok mutlu oluyorum. Hani sonuçta yani bu da sevaptır benim gözümde. Gidip zengin birini getirmektense benim karımın bakış açısını çok seviyorum. Bence bir kadın bir erkeğin cebindeki paraya göre değil, kesinlikle insanlığına bakmalı diye düşünüyorum. Evet, çok doğru söylüyorsun. Ay çok tatlı olmuşsun Recep bugün ya. Teşekkür ederim. Ne iş yapıyorsunuz siz?
Ben normal şu anda çalışmıyorum ya. Ben şöyle söyleyeyim sizlere. Bizim 10 tane dairemiz var. Onlardan kira alıyoruz. Yani biz artık parayı aşmış insanlar olarak biraz keyif yaşamak istiyoruz açıkçası. Çok güzel. Çok şimdi güzel. Canım sen şey yapıyorsun. Recep'ciğim şimdi sen üstüne gidiyorsun. Biraz hani karınız çok güzelmiş falan tarzı. Böyle yavaş yavaş usulanıyorsun bana. Aynen öyle. Aynen Fatma Hanım, bu arada senaryoyu çok iyi kavramışsınız. Yaptık. 30 kere yaptık yani. Tamam. Buyurun. Şimdi ben başlıyorum o zaman. Recep Bey şey diyeceğim sizlere. Karımla ne zaman tanıştınız acaba? İşte fırında. Bundan bir ay önce gelmişti fırında. Nasıl, beğendiniz mi karımı bari? Çok güzel yani. Girişi zaten çok güzel. Şimdi Recep Bey siz benden rica ediyorsunuz. Hani çok güzel bir karınız var. Ben de garibanım. Yani son zamanlarda evli de değilim. Yani bir posta karınızı sikebilir miyim diye böyle biraz kendinizi ufaktan böyle bir acındıraraktan hani benden izin almaya çalışıyorsunuz. 3, 2, 1 başla. Ya karınızdan çok hoşlandım. İlk geldiğinde zaten ekmek almaya eli elime değdi. Yani bir elektrik aldım kendisi. Niye ağlıyorsun Recep? Duygulandı bak, görüyorsun değil mi? Ay niye ağlıyorsun Recep'ciğim? Canım kardeşim, problem yok ya. Beğendin mi karımı? Benim lezzetini olursa bir posta kaymak istiyorum. Ya. Sesiniz az geliyor Recep Bey. Biraz sesinizi yükseltir misiniz? Lütfen senin lezzetini olursa bir posta istiyorum. Kardeşim ağlamana gerek yok. Lütfen biz burada gariban babasıyız. Bak benim karım da bilir, memlekette benim mutlu etmediğim insan yok yani. Bir şey nasıldır? İnsanlık olmadı kardeşim. Sen de bugün am olmaz. Anladın mı? Bugün bende olur. Bugün ben veririm. Yarın bende olmaz. Sende am olur. Sen verirsin yani. Dost dost bugün içindir yani Recep Bey. Çok teşekkür ederim. Yani gerçekten, ama sizden bir ricam var. Yalnız hani bilmiyorum daha önceden böyle bir deneyim yaşadınız mı da. Ben sizi izlemek istiyorum Recep Bey. Yani problem olur mu yani? Bu da benim keyfim yani. Olur. İstersen bize videoya da çıkabilir. Ya yok, video bize göre değil ya. Ben izleyeyim sadece. Yani bize göstermemek şart. Bizi tutmak şart. Ama canım var ya, sen Recep Bey'i bir görsen. Yarrağı çok büyük. 20 santim. Oo, gerçekten mi? Baş bakayım görelim ya. Ya gösteririm de şimdi karanlık benim odam. Yok yok, bir görelim yani, sonuçta cinsellik yaşayacağız. Çekinmenize gerek yok ya. Biz aile sayılırız yani. Problem yok yani. Çıkartayım o zaman. Yabancı. Oo. Recep Bey gerçekten büyükmüş yani. Karım da ya, ağzının tadını biliyorum gülüm ya. Gel seni bir öpeyim. Tabii ben öyle boş yapar mıyım yani gerçekten? Yani Recep Bey gerçekten yani sikinize kuvvet. Yani bu yarrak, yanlış anlamayın da. Hani bazen olur ya, bazı genç yetenekler vardır. Sanat konusunda, müzik konusunda, tiyatro konusunda değerleri bilinmez. Gerçekten bu yarrağın bu ülkede değeri bilinmiyor. Yani şu an gördüğümüzde nice yarraklar var bu şekilde değeri bilinmeyen. Her zaman amacımız, niyetimiz yani bu yarraklar faydalansın. Ya adam mesela sikişmeyi bilmiyor, en güzel kadınları götürüyor. Ama bu ülkemizin bu saklı yerlerinde bulunan bu yarraklar özel yarraklar yani. Her zaman bu 20 santim yarraklar gerçekten karşımıza çıkmayabiliyor yani. Evet. Şimdi başlıyoruz, hazır mısınız? Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi Recep Bey ben iniyorum, siz beni sikiyorsunuz, tamam mı? Normal. Karıcığım başlayabilirsiniz. Ah, hadi Recep. Hadi. Ah, hadi canım gir içime. Hadi. Hadi. Kanka bas karıma. Kanka bas karıma. Bas karıma. Bas karıma. Aşkım bu çok büyük ama. Çok büyük. Çok büyük bu. Bas karıma. Alo. Canım. Recep Bey şimdi sıra sizde. Ya Ergün Bey gerçekten hayatımda sizin kadar iyilik sever bir kavat görmedim. Karınız çok güzelmiş ya. Bu karı başkasına siktirilir mi tarzı. Bana ufaktan böyle giydirmeye başlıyorsunuz. Hani genelde bu tarz muhabbetler olur ya, cinsel sert ilişki. İşte oyunculuğu görmek istiyoruz. Asıl olay burada belli olacak. Şimdi siz normal biniyorsunuz. Öyle hissedin. Fatma Hanım siz inleyin. Ha, hadi Recep. Hadi. Evet. Buyurun Recep kardeşim, buyur. Bas kanka karıma, bas 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 kanka, bas. Bas bas bas. Bak sana bir şey diyeyim mi? 40 yıllık gavatım, böyle bir sikiş görmedim gerçekten. Bas kanka karıma. Ha süpersin. Ben de 40 yıllık yolculuğum, böyle kimse görmedim. Evet, evet, sesin çok az geliyor ama. Evet, aynen Recep Bey, sesinizi biraz yükseltir misiniz? Çok azaldı sesiniz. Şu an çok müsait değil. Müsait bir yere geçebilir misiniz? Çünkü zaten bir dakikalık bir yer kaldı. Yok öyle bir oda yok. Odam değil mi? Tamam, o zaman devam edelim. İnleyin Fatma Hanım. Aa, evet evet. Evet süpersiniz. Recep Bey siz konuşuyorsunuz şimdi. O an hissedin, o ana girin. Başlayın oyuncular. Aa. İşte o. İşte o. Yeah. Okay. Evet evet. Evet
süpersin Recep, devam et. Evet, evet, hadi. Recep Bey, devam devam konuşun Recep Bey. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Oo, çok güzel, çok güzel, tamam. Şimdi puanımın yani bir ses azaldığı var. O yüzden ikinci mülakat için ben onay veriyorum Fatma Hanım. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence sesi tam gelmediği için yani yanlış anlamış olabiliriz de bence gerçekten ne konuşacağını biliyor. Ben 3 puan veriyorum. Ben 4 puan, 7 puan Recep Bey. Şöyle söyleyelim sizlere, son bir rol kaldı. Ondan sonra WhatsApp'tan size arkadaşımız ulaşacak. Bu sefer yer değiştiriyoruz Recep Bey. Hatta sessizsiniz. Bu sefer siz normal evli oluyorsunuz. Ben normal arkadaşı oluyorum. Anlaştık mı burada? Yok, ben anlaşmadım. Neden ötürü, neden peki? Öyle olmazsan kalmak. Ha yok yok, şey rol sadece. Ciddi anlamda söylemiyoruz. Estağfurullah. Tamam, hani tabii biz oyuncularımızın isteklerini göz önünde bulunduruyoruz. Siz kabul ama etmiyorsan... Çok müsaade ediyorum. Mesela yarın gündüz vaktiyim bir arada... Ya yok, olabilir Recep Bey. Ben her insana saygı duyarım. Mesela böyle bir rol versek normal İzmir'deyken kabul eder misiniz böyle bir rolü? Ederim tabii. Yani normal hani gavat rolünü, problem olur mu? Dışarıda mı? Normal yani mesela dışarıda biz şimdi bu mülakata niye aldık? Mesela diyelim ki siz kurgu olaraktan Fatma Hanım sizin karınız, bir tane saatçi getirdik mesela sizin karınızı sikmesi için. Rol icabı bakımından siz gavat olamaz mısınız o anda? Ya rol icabı telefonda olur mu? Tamam işte yani olamıyorum dediniz ya, o yüzden biraz sordum yani sizlere. Olur mu yani, normal. O zaman Recep Bey biz o zaman ikinci şey mülakata girmeyelim şimdilik diyorsunuz. Evet, şimdi bilmiyorum. O zaman ben sizi sevdim gerçekten. Yalnız herhalde sizin bazı konularda biraz değerleriniz, katı ahlak kurallarınız olabilir. Bunlara saygı duyuyoruz. Varsa söyleyin yani. Evet, katı ahlak kurallarınız varsa. O zaman ben size şöyle bir rol vermek istiyorum. Normal bizim cumartesi günü bir çekimimiz var. Recep Bey. Normal Fatma Hanım katılacak bu arada. Hani en azından tanıştınız Fatma Hanım'la, yabancılık çekmezsiniz. Evet, o ki, normal bendim değil mi? Yani Ayşe gitmiyor. Yok yok, Ayşe Hanım biraz Covid oldu, o yüzden olmuyor. Cumartesi günü bir çekimimiz var. Anladınız mı? Evet. Bakalım ya, Fatma Hanım da olabilir, başkası da olabilir. Ama cumartesi günü ben de gelemem. Şey yaptım ya, ben izinliyim yani. O zaman Recep Bey ne yapalım biliyor musun? Cumartesi günü müsait misiniz? Yarın müsaitim. Yarın çekimimiz yok. Hafta sonu cumartesi günü müsait misiniz? Vallahi ben Didim'e gitmeyi planlıyorum da yani Didim'e cuma... Didim, o zaman şöyle, yarın deli öbürsün günü müsait misiniz? O zaman da bir çekimimiz var. Olur, yarın deli öbürsün. Tamam, ama şöyle söyleyeyim Recep Bey. Katı ahlak kurallarınız var diye size öyle gavat rolünü vermeyeceğim, doğru mudur? Size vereceğimiz rol, şimdi Ayşe Hanım bizim Covid oldu. Zaten Fatma Hanım zaten kendisi 2 ay izinli değil mi? Size kaç gününüz kaldı? 25 gün. Biraz hani temizlenmek maksadıyla. Ha tamam. Onun biraz bakım çalışmaları sürüyor. Bizim normal Perşembe günü çekilecek videomuz zaten bir oyuncu eksikti. Sizin de katı ahlak kurallarınız olduğu için, gavat olamayacağınız için normal bizim bir saatçi Afgan bir kardeşimiz var. Videoda oynayacak. Biz sizi Arvat rolünde oynatmak istiyoruz Recep Bey. Nasıl? Normal kadınlarımız şu an meşgul olduğu için Perşembe günü de oyuncularımızdan Afgan saatçi var bir tane 23 santimli. Biz size hani katı ahlak kurallarınız olduğu için sizi Arvat rolünde oynatmak istiyoruz. Arvat nasıl oluyor? Normal Recep Bey, yani nasıl diyeyim, hani katı ahlak kurallarınız var diye rejiden ekiplerimiz size normal bir etek verecek. Bir tane Afganistan'dan savaştan gelen bir kardeşimiz var. Size götten pompalayacak Recep Bey. Lan siktir senin ben inancını sikeyim ya, umudunu sikeyim. İnandın bir de mülakatlara katılıyorsun değil mi? Senin var ya bak, sen hırsızsın oğlum. Sana bir şey diyeyim mi? Sen var ya oksijen israfısın oğlum lan. Oğlum bırak da insanlar faydalansın. Amını sikeyim, insanlar Covid oluyor, hava alamıyorlar. Bırak insanlar faydalansın amını sikeyim biçi. Niye nefes alıyorsun lan sen? Göt. Oksijen israfı. Arvat rolü. Hatırlayan var mı peki arkadaşlar? Ben Arvatlıyım. Alo. Alo, merhabalar. Kimle görüşüyorum? Alo, buyurun. Siz kimsiniz? Ha şey. Abla şeyi aramıştım ben. Ahmet abi aramıştım da, boyacı Ahmet abi. Yok abi, ben Arvatlıyım. Hatırlayanlardan bizi öldürmüştü o gün. Ben Arvatlıyım.
Biraz komik oldu. Yani biraz. Fırıncı yok ha. Fırıncı açmıyor. Orası bu çocuğu fırıncı. Oğlum bugün ayrıdır ya. Güldük, eğlendik. He? Bir bakalım, donate okumadık. Trollerin hepsi tiyatro vari trollerdi. Hiç böyle kısa troll yapmadık. O yüzden okuyamadık. Okuyamayınca da az geliyor birader. Ne kadar saçma ya. Bu kadar belli etmeyin oğlum, gösteriş için attınız ya. %75'i gösteriş için atıyor birader. Lan bir okuyorum var ya, böyle kısa kısa troller yapıyorum. Okuyorum okuyorum. Kaynıyor. Bir 10 lira gelmiş. Bize yıllar sonra okuyalım. Ferhat Tosun, Diyarbakır'dan selamlar kral. Cansın, severek izliyoruz seni. Eyvallah baba, sağ olasın. Güzeldi baba, güzeldi. Hakkını verdik. Hakkını verdik bugün.